Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Murat. Bu videoda anlatacaklarım asla yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Benim fikirlerime dayalı olarak lütfen işlemi açmayın. Şimdi Kardemir Çelik'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Kardemir Çelik ne yapmış, ne oluyor, ne bitiyor onlara bakacağız hızlıca. Şu an gördüğünüz gibi çok pis bir yerden satış yedi. Yani okkalı bir yerden satış yedi arkadaşlar. Trendin devamı yatayda giderse ne olur onlara bakacağız. Videoyu ileri alırsanız bu hissede de içerideyseniz buraları kaçıracaksınız. Sonucu göremeyeceksiniz. Yatayda giderse ne olur? Nereden satış yiyecek? Veya önüne şimdi başka bir şey de çizebilirim. Onları göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar. Kardemir de gelmesi gereken bölgeye geldi. Tam ana noktasına kadar fitil attı hatta. Bak görüyor musun abi? Tam fitil attı Kardemir. Bak kardeşim. 16.999 görüyor musun? 16.999'a fitil attı. Tam 17. Zaten psikolojik rakam. Direkt ben fitil attı aşağı uçtu hemen. Ayrıca de Fibonacci 618 altın oran tepeden baskılıyor zaten görüyorsunuz kırmızı bölge. Buradan böyle aşağı doğru baskılıyor ama üst taraftan gelen de bir de ayrıca 786 Fibonacci çemberi var arkadaşlar şu alan. Bakın şu 786 Fibo çemberi. Bunun üzerine tutunuyor şu an fiyat. Ve altında da şu alan 236 mı acaba bakalım bir teyit edelim. Ben mavi yapmam lazım böyle niye duruyor. Heh, şöyle dursun. Burası da bir Fibo 236. Şimdi fiyat ne var ne eder arkadaşlar hemen onları hızlıca inceleyelim. Aa bakın çok net bir şekilde burada trendin red yediği ve aşağı doğru geleceği zaten bariz belli. Haftalıkta arkadaşlar fiyat olarak şu bölgede hatta şuradan etiket. Aylıkta koysam daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Aylıkta söyleyeyim ben o zaman arkadaşlar. Aylıkta 14 TL. Aylıkta 14 TL arkadaşlar. 14 TL. Buradan tekrar yukarı doğru zıplamaya devam edecektir. 14 TL arkadaşlar. Zaten aylıkta bir tane doji'yi vurmuş buraya. 14 TL üstüne kaldıkça fiyat yukarıda tekrar denemeye çalışacak arkadaşlar. Yani 14 TL çarpıp tekrar düşecek. Eğer ki şuradaki Fibonacci çemberini kıramazsa arkadaşlar bu altın oran zaten şurası. Zaten bu altın oran da ayrıca bir tane de altın oran var. Yani double cross yani cross bak. Hem burada var abi. Burada yatay olan var. Yatay sarı Fibo. Şu yani şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar hem bu yatay olan sarı Fibonacci var. Görüyorsunuz mu? Hem de ayrıyetten bak kırmızı da var. Hakikaten o da varmış ya. Bir dakika. Sarı da var, yeşil de var arkadaşlar bakın. 3 tane Fibo aynı anda gömmüş. Çok pis patlamış aşağı doğru ki bu fitilin düşmesi böyle anında aşağı atmasının sebebi bu işte. Acaba nasıl attı? Video izleyecektim de. Neyse abi bir dakika. Baksana abi şuraya. Harekete bakın arkadaşlar. Bak nereye çarpmış. Bak. Fibo. Fibo. Bu bir. Zaten dönüş yeri. Bak mutlak dönüş yeri. Fiyatın mutlak şekilde dönüş yeri. Bir. İki. Yeşil bölge. Fibonacci 0.382 altın oran. Kırmızı altın oran. 3 tane altın oranı aynı anda bir koymuş güm aşağı doğru. Zaten bu aşağı göçüş hareketi şu. Bu zaten aşağı göçüşer. Ya aşağıdan göçeceğim diyor. Retest yapmış kendince. Retest yapmış. Göçmüş aşağı doğru. Halbuki retest denen dalga budur. Buradaki Fibonacci çemberinin birini kıramaz arkadaşlar fiyat. Böyle yani şu şekilde düşün. Buradaki bir yani şu diş şunu kıramıyor. Yani şunu anlatayım. Burayı kıramıyor arkadaşlar fiyat. Şöyle hangisinden göstereyim. Yaşam tohumundan açsam. Şunu açayım bakayım. Neyse şunlar için yaşam tutma. Şimdi bak abi yeşil bölgenin dışını görüyorsun değil mi? Bak bir bölgesi görüyor musun şurayı? Kapatıp açtığım yer. İşte burayı kıramadığı zaman veya buranın içine giremediği zaman direkt aşağı bodos diyor fiyat. Anladın mı? Yani direkt bodos diyor. Normalde burada yatay fibo da olmaz. Özür dilerim. Tabii ki Fibonacci çemberinin kendine ait bir tane yatay Fibonacci var. Yani her Fibonacci'nin her yatay bir ya her daire Fibonacci'nin kendine ait fibosu vardır. Ve ayrıca kendine ait gam fanları vardır arkadaşlar. Kendine ait gam fanları oluşur ve ayrıca de kendine ait Fibonacci spiralleri vardır. Fibonacci spiralleri de keser fiyatı atar kestiği gibi bu bölümlerde de bu alanlarda da atmış yani. Olay bu. Peki ne olacak ne bitecek abi? Fiyat aşağı kadar geri çekilme bekliyorum ben. Bekliyorum ama ben söyleyeyim yani benim şahsi fikrim. Hiç değilse en az 14 TL kadar bekliyorum. Onun dışında da
Harmonik formasyon falan var mı diyeceğim. Herhangi bir harmonik formasyon falan göremedim bu hissede. Sadece dediğim gibi 14 TL bir alım bölgesi. Bilginiz olsun. Ya alım değil yani, bir toplama bölgesi arkadaşlar. 14 TL de tekrar alınabilir. Ama 14'te burada bir retestini yaptıktan sonra ikili dip yapmadan ben bunu almam. Ben almam arkadaşlar. İkili dip yapmadan almam ki ben burada çok fazla önümde bir şey çizmedim. Almam yani. Zaten çizmeme de gerek yok. Direktman burada bodoslama 3 tane Fibo'ya vurmuş aynı anda. 3 tane altın ara vurmuş. Hadi buyur. Ya nasıl toplayacak şimdi bu? Nasıl toplayacak abi? Şuraya bak. Nasıl toplayacak yani? Tekrar reteste gidiyor bak belki de. Bilmiyorum yani. Şuraya bak abi. Bu nasıl bir şeydir ya? Bakmasın, mermi gibi çalıştı, görüyor musun abi? Mermi gibi çalıştı grafik. Mermi gibi. Neymiş bu kırmızı olan? 1 çarpı 3 çarpı 1. %75 güçlü. 10'a çarpmış. Ya maksimum yükselse yükselse şuraya kadar yükselir. Şu alan. Gam 1 çarpı 1 var burada. Burada yükselirse zaten, bu trendi devam ettirirse direktmen hareket şu zaten. Buraya da kıramazsa, buraya da kıramazsa hareket bu. Hatta böyle bile oluyor mu? Yok, bu değil, pardon. Pardon, bu değil. 3 günlükte bakalım bir hareket var mı? 3 günlükte ne gözüküyor? Yani gördüğünüz gibi direncin altında kalmış ve test başarısız. Ya dediğim gibi arkadaşlar 14 TL'nin altında doğru rasyon süzülebilir. Neresini göstermiştik biz burada? Destek bölgeleri vardı. Destek bölgeleri vardı. Evet, 8 lira 860 kuruşmuş arkadaşlar. 8 lira 860 kuruşta bir tane destek bölgemiz var. Bilgin olsun. Bilginiz olsun yani 9 lira 100, 9 lira 170 kuruş. Yani 9 TL diyebilirsiniz. 9 TL 170 kuruş. 8 lira 860 kuruş. Sonrasında 11 lira şey 11 lira 910 kuruşta bir tane Fibo'muz var arkadaşlar. 0875 bu var. Ondan sonra tepki alacağı yerlerden bahsediyorum. Destek olaraksa 8 lira 860 kuruş. Fiyat burada yatayda giderse arkadaşlar, yatayda da giderse abi hareketler şu şekilde. Hatta onu da sana göstereyim. Fiyat yatayda giderse aşağı abi, haberin olsun. Kolay kolay bir yükseliş beklemiyorum. Gelebilir, gelebilir. Belli olmaz. Bak buradan geri çarpar düşer, çarpar düşer, çarpar düşer. Pardon. Buradan çarpar, şey affedersiniz, şöyle yükselir. Böyle kırıyorum falan filan der. Gam 1 çarpı 1'e bir çarpar, küt aşağı atar. Buradan zıplar yukarı test eder. Buradan aşağı gelir. Aşağı yere böyle böyle. Burada da güçlü trendi var. Güçlü trendi kırıp yoluna doğru devam edebilir buradan. Sonra tekrar burada 382 çembe çarpacak. Buradan tekrar yoluna devam edebilir falan filan. Yani böyle hareketler görebiliriz Kardemir'de. Dediğim gibi şu an çok manyak bir dirence çarptı. 17 TL okkalı bir direnç yani, fiyatın hani resmen geri dönüş yeri. Öyle söyleyeyim. Bırak kârıma da direkt bodoslama satarım. Zaten 3 tane aynı anda Fibo'ya vurmuş yani. Bu teknikleri bilen adam demez mi? Ulan 3 tane Fibo aynı anda vurmuş. Anında satar yani. Onun haricinde arkadaşlar ekleyeceğim herhangi bir şey yok. Yani indikatörlere bakalım diyeceğim. Şuradan bir indikatörlere bakalım. indikatörlere baktığımızda evet hala da ben gideceğim diyor. Kesmeler başlamış. 13.700 RSI'ler ne diyor? Haftalıkta M'ye koymuş zaten. İkili tepeyi koymuş. Yani gidebilir mi? Gidebilir. Yükselebilir mi? Yükselebilir. Belli olmaz.
Sadece şu hareket. Tamam, şöyle göstereyim. Şu hareket bir düşüş hareketi. Neredeydi bu? Nerede? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu var ya abi, şu şöyle bir... Aa, çizim geliyor değil mi? Tamam. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir şey yok yani bunda. Manyak bir dirence çarptı. Ben bunu alacak olsam şu 17 TL'sini mum kapatmadıktan sonra, günlük veya haftalık kapatmadıktan sonra hayatta almam. Buralar satış bölgesi zaten. Ya burası değil ama çok içerideysem ben burada satarım, açık konuşayım. 17 TL okkalı bir direnç. Eğer ki altlardan aldıysam, çok da zararda değilsem ben buradan satar çıkarım. Nereye beklerim? Birincisi 14 TL'den beklerim, eklerim. Yukarı doğru çıkması. Al 14 TL'den alırım. Altına stopunu koyarım. Beklerim yukarı doğru. Çıkamazsa direktmen satarım. Zaten bak, kötü olan yanı. Bakayım. Yani kesmelere başlamış. Ne olmuş? Şurası kaçmış? 14 600 affedersiniz, 14 600'e falan değil. Abi çok kötü kesmiş abi yani. Hoş değil yani. Kesilmiş yani. Bitmiş. Bitmiş abi yani. Ben yani bilmiyorum şu an ne olacak da, ben olsam bunu 17 TL üstünde görmedikten sonra almam abi. Almam. Burada mum kapatmadıktan sonra almam ben bunu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Benim fikrime dayalı olarak lütfen işlem açmayın. Dediğim gibi yapacağı hareketleri, eğer ki yatay da giderse, bu şekilde olacak arkadaşlar. Onun haricinde bir beklentim yok benim. Yani olursa yapabilir mi? Yapar. Bakarız yaparsa. Grafiğimiz elimizde duruyor Allah'a şükür. Alırız, çekeriz, bakarız ne yapıyor ne diye. Bir şekilde bir şeyler halletmeye çalışırız. Neyse, sıkıntı yok arkadaşlar, onun haricinde Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Zaten grafiğimiz herhangi bir şekilde duruyor burada. Herhangi bir şey olursa grafiğimizden ekleme yaparız yani. Grafiklerini eklerim ben yine. Gerekirse klonluyorsa klonlarım. Onun haricinde herhangi bir şey yok. Çok sağlam bir dirence çarptı yani. Okkalı bir dirence çarptı 17 TL. Destek bölgesi olarak da bunu zaten düzeltme yerleri var arkadaşlar. Dediğim gibi en azından yine gelmesi gereken bölge 11.800'de falan gelmesi lazım. Ha, gelmeyebilir mi? Evet, gelmeyebilir. Trendi var burada. Trendin de yerini söyleyeyim. Şu bölge kaçmış? Yani 19 Temmuz kaça geliyor? 19 Ekim 2022 tarihine kadar falan denk geliyor. Buralarda falan 19 Ekim. Yani kaçmış? 8 Aralık. Günlükte baksam. Günlük grafikte bakayım. Aşağı düşse bile tarih olarak da 20 Ekim 2022 tarihinde trendi başlıyor. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Çok pis yerden, gördüğünüz gibi fibolardan manyak bir satış yedi. 3 tane fibonun aynı anda vurdu, yere bir koydu. Bayıttı zaten hatta aşağı doğru. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi 17 TL üstü kapanış görmedikten sonra yönü hala aşağı bekliyorum. Bilginiz olsun. Çünkü geldi zaten, hedefine geldi. Hedefine geldi, bitti yani. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Orada sohbet muhabbet yapabilirsiniz. Sorun değil. Grafikleri zaten paylaşıyorum. Allah'a emanet olun. Selamete kalın.